Çok teşekkür ederiz efendim. Arkadaşlar, Sayın Devrim, Rodopiç'im hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bundan sonrası ya Tunahan Bey ya siz efendim. İnşallah. Gördünüz mü ama neler yaşandı? Çok kötü şeyler yaşandı. Ama çok güzel performanslardı. Çok. Bütün rakiplerinizi teker teker tebrik etmek istiyorum. Her biri bugünün şampiyonu gibi yarıştılar. Şampiyonu olabilecekleri performansları sergilediler. Bir beşincisi sırada. Sonuç ne olursa olsun. Aynen. Başlayalım. Çok eğlendiler en azından. Biz de eğleneceğiz. Aynen. Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi gelsin. Dört harflidir, kolaydır. Merak etmeyin. Urfa mutfağına ruhunu veren baharat. İsot. İsot. Dört mutfağın yerine. Şu bir anlamda görelim bakalım. Çıkar yol, çare anlamında bir sözcük. Aman dikkat, çok yaygın kullanılmıyor. Mesela çaresiz dertlere düştüm. Nokta noktasız. Derman, keder. Gelin bir harf alalım. Çare alalım. Aldık bir harf rahatlamak için. U harfiyle başlıyor. Umut. Umut değil de umutsuz. Bir harf daha alayım. Peki. Umar. Ah keşke umar. Almasaydık. O M'ye gelirken cevap götürdü devrimlerinin ağzından. Tamam, karşılığını verecek sorularımız var. Gelsin görelim. Koni biçimindeki külah. Dondurma kabına külah denir daha eskiden. Zannediyorum yine aynı hızla cevaplayacağınız bir soru olacak. Külah kadar kolay değil. Onu kabul etmek lazım ama. Bakalım nasıl bir soru. Suyu sıcak olarak yerden çıkan hamamlar için kullanılır bu kelime. Sauna değil. Türkçe. Şey. Hani böyle su biraz böyle şey orada. Öyle kaynar değil de. Devrim Hanım. Mesela kaynarca vardır. Orası değil. Değil. Belli yerlerin ismi şey, içinde kullanılıyor bu. Biliyorum. Kaynar değil de böyle bir güzel ya. Ilıca. Ilıca gayet güzel. Gelsin yenisi. Altı harfli tek kelimedir. Kendimizi serbest bıraktığımız sorulardan biridir. Bakalım. Seçimlerde oy pusulalarının atıldığı sandık. Kutu. Bu o değilmiş, pardon. 600 puan gayet güzel. Bir tane de bununla ilgili bir soru yazmıştık da orada kendimizi çok serbest bıraktık efendim. Karıştırdım. Neyse ki altı harfli cevapların ikincisi tam sizin işiniz. Tertemiz 600 puan kazanacaksınız. O karışıklığı da unutacağız. Peki. Riski kazanca dönüştürme sanatı. Hayda. Sistem mi? Sistem. Getiri. Batı kökenli. Risk, riziko. Harf de alamıyoruz. Hani ne dediniz? Hafta sonlarını da katarsak 30, çalışma. 35 sene olur dediniz. Emek, yıl. Batı kökenli. Riski kazanca dönüştürmek. Siz 25 sene yaptınız. Çalışmak, emek. Batı kökenli Devrim Hanım. 25 sene yaptınız. Hani siz aslında endüstri mühendisisiniz ya. Evet. Ama 25 sene. Finans. Sektöründe çalışmadınız mı? Şöyle bir gözünüzün önünden film şeridi geliyordu. Geçti. Güzel oldu. Güzel oldu. Tam yani en kolay soru dediğim yerde takılacaktık. En çok ondan korkarım zaten. Güzel atlattık. Geçti. Şimdi 7 harfli cevaplarda biraz daha rahat ederiz efendim. Süremiz güzel, unutmayalım. 6 tane de harf alabilecek durumdayız maşallah. Buyurun gelsin. Genellikle bir veya birkaç yüzyıldır yaşayan ağaçları nitelendiriyoruz. Asırlık. Ne derler? Asırlık ağaçlar. Gayet.